ayet diyor ki bize hani ona bir hazine indirilmeli değil miydi? Yani Muhammed Aleyhisselam'ı tanıyorlar çünkü. 40 yaşına kadar kendileriyle beraber yaşamış, ahbaplık, arkadaşlık etmiş. Her şeyini biliyorlar. Ne kadar malı mülkü var falan. Ama diyorlar ki bir anda bunun hazineleri olsun. Nasıl olsun? Allah yukarıdan indirsin buna. Bakın olmayacak bir şey değil mi? Yani Resulullah'ın kendisini yapamayacağı bir şey. Ondan sonra evce e me'uhu melek ya da insin bir melek Onunla beraber biz ikisini beraber uyarıcı olarak görmek istiyoruz. Böyle tek başına Muhammed'e falan inanacak değiliz. Böyle istekleri var. Bunları söylüyorlar. Bundan dolayı da Resulullah o kadar bunalmış ki yani her seferinde gidiyor yeni bir ayet Allah size şunu emrediyor Allah size şunu yasaklıyor diyecek ama bunalmış. Cenab-ı Hak diyor ki neredeyse artık şu noktaya geldin ki ya acaba şunu bugün söylemesem mi? Ya birazcık geciktireyim bari yani artık bunaldım ya ben de insanım. Ama Allah Teala diyor ki hayır. Sen yalnızca bu uyarıcısın. Yani görevin bu. Git söyle. Ama inanmıyorlarmış, inanıyorlarmış falan bu senin bileceğin iş değil. Evet. Hocamın okuduğu biraz önceki ayetin devamında o da vardı. Fezekrî inlementen müzekkir Sen doğru bilgiyi ver. Zikri hatırlat onlara. Çünkü senin görevin bu. Lesterliğin bir müsaitir Sen onları e, bir zorba değilsin başlarında baskı yapamazsın. İlla men ve kefer. Ama kim arkasını sırtını döner de Allah'ın ayetlerini görmezlikten gelirse fe yu'azzibuhullahu ekber. Allah onlara en büyük şekilde azap edecek. Yani onların cezalarını Allah verir. Niye? Çünkü inne ileyna iyabuhum. Onların dönüşleri bana. ve inne aleyna hisabuhum. Onlara hesap sormak da bize, bana düşer diyor Cenab-ı Hak. Yani hesap sorma hakkımız bile yok bizim. Niye inanmıyorsunuz siz şu bu falan. Biz söyleriz. Onların kendileri bilir. İnanırlar Allah'ın cennetine hak ederler. İnanmaz kafir olurlar Allah'ın cehennemine giderler. Bu kadar basit. Hiç böyle e, daralmaya, sıkılmaya, işte moral bozmaya falan gerek yok. Söyleyip geçeceğiz biz. Peki bir iki tane ayet grubu ben okumak istiyorum. Bu Mekke müşriklerinin Resulullah'ı sıkıştırma çabalarına dair. Bunlardan bir tanesi Furkan suresinin 20, e, 25. sure Furkan suresi. Bunun 7 ve 8. ayetleri. Ona bir bakalım. Orada bu ayetler birazcık detaylandırılıyor. Şöyle e, diyor Cenab-ı Hak diyor ki: "Bunlar neler dediler?" Vakalu dediler ki onlar. Ma li rasul? Bakın. Yahu bu nasıl bir elçi? Resulullah'a e, kastediyorlar. Aman bu nasıl bir elçi? Bu nasıl Allah'ın elçisi? Ya neye takılıyorlar? Yekulu taam ve yemshi fi'l Ya bu da bizim gibi yemek yiyor. Bu da bizim gibi çarşıda pazarda dolaşıyor, alışveriş yapıyor. Hiç olur mu ya? Ya bakın, bizim gibi olması adamların kanına dokunuyor sanki. Halbuki bu bir nimet yani, değil mi? Senin gibi yani bak, yemek yiyor ne demek? Aç duramaz demek yani. Senin gibi yemek yemek zorunda. Çarşıya pazara niye gidiyor? İhtiyacını karşılamak zorunda çünkü. Yani bu bir beşer. Bir ilah değil. İlah olsa yemeğe ihtiyaç duyar mı? İlah olsa çarşıda pazarda dolaşır mı? Dolaşmaz. Beşer ki yiyor. Çarşıya gidiyor. Pazara gidiyor değil mi? Alışveriş yapıyor. Ya bunlar diyorlar ki levla unzile ileyhi melekün feyekûne ma'hu nezîrâ. Bakın biraz önce Hud suresindeki ayette olduğu gibi. Ya onun ona bir melek indirilmeli de İkisi beraber uyarıcılık yapsa olmaz mıydı? Niye böyle değil? Ya Allah sana mı soracak? Niye öyle değil? İlla melek gelecekmiş ben yani. Niye He. yok. Hem o niye yok? O beraber gelecek. Biz meleği de yanında görürsek inanacağız. Ya öncekiler hangisine inandı mucizelerinde? Sen bu gördüğüne inanacaksın. Değil mi? Ay zaten gerçekleri görmüyor evet. değiller ki. Aynen öyle. Biliyorlar. Ama işi yokuşa ama soracak. Ama işte. hesaplarına gir. Diyor ki bu olmaz. Tabii. Ya ne olacak peki? Ev ya da tamam hadi o bunu geçtik. Ev yulka ilehi kenzun. Bakın aynen Uhud suresinde gayet oldu. Ya da ona bir anda hazineler atılsa, hazineler verilse. Yani aklımızı bir şey yapalım. Hani sihirbaz gibi şişt, bir el işareti falan yapacak. Bir anda Resulullah'ın altınları, gümüşleri, pırlantaları, şunları, bunları falan olacak. Ev tekune lehu cennetun ya da Mekke gibi bir ortamda düşünün. Hani Cenab-ı Hak'ın gayre zer'in de dedim. Hiçbir ziraatin asla yapılamayacağı çorak, dağlık, taşlık bir arazi Mekke. Orada diyor bir bahçesi versin bir anda. Ye ve oradan yesin içsin görelim. Yani biraz sonra okuyacağım ayette işte bu bahçenin ne bahçesi olacağını üzüm, hurma falan gibi içlerinden ırmaklar falan akan bir bahçe. Yani Mekke şartlarında yani olmasına imkan ihtimal olmayan bir şey. Böyle olsun diyor. Ya Niye böyle olsun? E biliyor ki Resulullah bunu kendi başına yapamaz. E yapamayacağı işte diyecek ya bak işte biz dedik mucize getiremedi. Nereden bileyim ben senin Allah'ın Resulü olduğunu, Allah'ın elçisi olduğunu. Halbuki Allah bu tür beklentilerin tamamına Ankebut suresinde cevap verecek. Diyecek ki ya mucize istiyorsunuz. Mucizenin en büyüğü size geldi zaten. ''Evelem yekfihim enna enzelna aleykel kitabe yutra aleyhim'' Her gün onlara okunup duran, ayetleri okunup duran kitabı sana indirmiş olmamız onlara mucize olarak yetmiyor mu? Yani mucizenin en büyüğü gelmiş. Kıyamete kadar geçerli. Yani gerçek bir mucize gelseydi ve görselerdi bugün bizim için bir bağlayıcılığı olmayacaktı onun. Ama onların görüp tanıyıp şahit olduğu mucizeye bakın 1400 yıl sonra biz de şahidiz. Kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlar da şahit olacaklar. En büyük mucize gelmiş. Hadi inanın. Onların derdi inanmak inanmamak falan değil zaten. Zaten inanmayacak onlar işi yokuşa sürüyorlar. Ondan sonra İsra suresinde bir ayetler grubu var. 17. sure orayı açalım. Orada da bu tür anormal beklenti ayetleri var. Mekke müşriklerin işi yokuşa sürmeye çalışmaları. Daha önce farklı vesilelerle okuduk ama bugün de onları bir tekrar edelim. Diyorlar ki vakalu 90. ayetten itibaren len nu'mine leke Resulullah'a gelip diyorlar ki Muhammed sana asla inanmayız. Asla. Hatta ta ki tefcura lene minel ardı bua. Bak gözümüzün önünde bir anda yerden bize bir pınar, bir kaynak fışkırt bakalım. Yani bir Abra kadabra yap. Şş, bir anda böyle yerden şey fışkırsın. Böyle bir şey bekliyorlar. Ev ya da tekune leke cennetun min nehilin ve inebin. Bak biraz önce dedim ya bu bahçenin cinsi gelecek ne istiyorlar diye. Diyor ki senin hurma ve üzüm bahçelerin olsun. Bir anda Mekke gibi bir ortamda. Bak hurma Medine'de yetişiyor çünkü Mekke'de değil. Üzümler falan şunlar bunlar. Yani bağlar istiyorlar bunlar. Değil mi? Evet. Başka bu kadar? Yok, fetufe cıral enha hilala tefcira ve bahçenin de aralarından böyle ırmaklar, sular, dereler aktığını görelim. Yani ne kadar da mütevazi istekleri var, değil mi? Hani istedikçe istiyor mübarekler yani. Bir de şeyde yani yerden çıkacak, birden gelmeyecek. gelmeyecek. Oradan Tabii. çıkacak. Oradan değil mi? oradan akıp <laughs> şey yapmaya başlayacak. Evtus qida's kema zaamtu aleyna kisefen Ya hani diyorsun ya sen. Kıyamet gelecek, gök yarılacak, şöyle böyle olacak. Ya hadi. Şimdi yap onları. Göğü parça parça üzerimize düşür madem. Şimdi yap ama. Öyle gün gelecek, şu gelecek, bu gelecek falan deme bize. Şimdi yap. Niye? Biz öyle istiyoruz. Beyefendiler hakikatin merkezinde çünkü. Onlar o gün istiyor diye Resulullah o gün yapasıymış yani. Öyleymiş. Ev ya da te'tiye billahi ve'l meleketi kabila ya da tut haşa Allah'ı ve melekleri gözümüzün önüne getir. Göz, onları gözümüze görelim. Senin onların elçisi olduğuna inanacağız. Allah'ın elçisi olduğuna inanacağız. Ev yekûne leke beytun min Ya da böyle altından değil mi mücevherlerden falan oluşan bir evin olsun. Yap yine bir hop yap bir şeyler. Bir bakalım ki aa Muhammed'in altından evi var. Mücevherlerle do dayalı dö döşeli evi var. Onu yaptı diyelim ev terqa sema ya da gözümüzün önünde ha böyle biz sana bakarken göğe doğru bir yüksel bakalım uç hani hep uçak, uçuk kaçık beklentiler var ya gözleriyle görmek istiyorlar yüksel gözümüzün önünde semaya doğru ama herhalde hocam korkmuşlar değil mi ne olur ne olmaz diye demişler <laughs> ya bunu da görsek yok hani olur mu olur Allah muhafaza uçarsın hatta tunezzile aleyna kitaben nakrauhu yukarıya git yukarıya gittiğine dair yukarıdan bir belge getir okuyalım ki ha Muhammed buraya geldi tamam o zaman anca inanırız <laughs> adamlara bak yani inanmayacaklar ya bin dereden su getirmeye çalışıyorlar bunlardan birini yap yani bizi ikna et kendilerini konumlandırdığı yere bakar mısınız yani İlla ki sen bunları yap bizim hani bizim gibi yüce insanlar ancak böyle ikna olur. Peki tamamına birden Allah ne cevap verdirtiyor? Kul. Hepsine birden de ki Subhana Rabbi. Bakın ben Rabbime boyun eğerim. Fe Subhanallah. Hel kuntu illa beşeran rasula. Yahu ben sizin gibi beşer birisi değil miyim? Ben Allah'ın gönderdiği beşer bir Resul'den başka neyim ki? Nasıl yapayım ben bunların herhangi birini. Bir insanın yapabileceği şeyler mi bunlar? Allah yaptırırsa anca olur. Allah yaparsa olur. İnsanın talebiyle şu süre bu süre bunlar olmaz. Hadi ben canım istediği yapayım. Hiçbir peygamber de bunu yapamaz Allah'ın elçisi. Hiçbiri. Allah ne zaman isterse o zaman olur. Peki bakın tamamına birden dedi ki ben bir elçi, beşer bir elçiden başka bir şey değilim. Yani bu dediklerinizden hiçbirini ben yapamam. Ama bu öyle bir hastalık ki Cenab-ı Hak diyor ki ve memene annase en yu'minu iz ca'ahumul huda. Yalnızca bunların değil, bundan önceki insanların da inanmalarına engel hep şu oldu. Dediler ki illa en kalu ebe'at Allahu beşeren resula. Ya Allah göndere göndere bir beşeri mi elçi olarak gönderdi? Bir beşeri kim gönderir ki? Sen de bir beşersin sen. Ayetin devamı öyle. Kul lev kana fil ardı melaiketu yemşuna mutma'innin. Ya yeryüzünde gezip dolaşanlar melek olsaydı Lenezzelna aleyhim mines sema'i meleken Biz de tabii ki elçi olarak melek gönderirdik. O kadar melek mi? Yani sen insansın, beşersin. Yani etten, kemiktensin. Yemek yemeye muhtaçsın, uyumaya muhtaçsın. Çarşıda, pazarda gezmeye muhtaçsın. O yüzden sana aynen bu ihtiyaçları olan bir elçiyi gönderiyoruz. O da geliyor, görüyorsun, yiyor, içiyor, görüyorsun, yatıyor, uyuyor, görüyorsun, evleniyor. Senin gibi biri. Ama hocam bunlar bir bahane ellerinde olacaktı. Eğer Allah bunların istediği gibi bir melek gönderseydi. Kesinlikle. O zaman ne diyeceklerdi? Ya Rabbi sen bizim asla kendisi gibi olamayacağımız birini göndermişsin. Biz melek gibi olabilir miyiz yani? Onun değişik değil mi? Nurdan şurada yani bizim gibi topraktan yaratılmamış. Yaratılışı farklı. Yemesi içmesi bilmiyoruz nasıl. Olur mu olmuyor mu falan. E Allah örnek alın deseydi onu ne diyeceklerdi o zaman? Ya Rabbi biz nasıl örnek alalım yani? Bizimle aynı şeyde seviyede birisi değil ki bu.